Ela gözlerini de sevdiğim yarim, ben seni severim de güller yerine. Senin için gece gündüz ağlarım, aklı gözyaşlarım da seller yerine. Neredesin cananım, neredesin nerede? Sen düşürdün beni ey olmaz derde, sen düşürdün beni de çaresiz derde. Güzelliğin güzellere övdüğün, aşkın ile bu sinemi dövdüğün, saçlarından bir tel gönder sevdiğim, bağlayım sazıma da teller yerine. Neredesin sultanım, neredesin nerede? Sen düşürdün beni ey olmaz derde, sen düşürdün beni de çaresiz derde. Güzel yarim anla da çöz beni, aşkın eleğinden de ele çöz beni. Ben yolun olayım çiğnemez beni, ben seni koyamam da eller yerine. Neredesin cananım, neredesin nerede? Sen düşürdün beni ey derde, sen düşürdün beni de çaresiz derde. Mecnun gibi dolaşırım çöllerde, Mecnun gibi dolaşırım çöllerde. Hayal beni savuruyor yel gibi, ah çeker ağlarım gurbet ellerde, durmaz ahar gözüm yaşı sevgimi. Ah çeker ağlarım gurbet ellerde, durmaz ahar gözüm yaşı sevgimi. Güzelliğin ampar etmez, güzelliğin ampar etmez. Bu bendeki aşk olmazsa eğlenecek yer bulamayız. Gönlümdeki köşk olmazsa eğlenecek yer bulamayız. Gönlümdeki köşk olmazsa. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Bu muymuş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmazsa,
söylenmezdi Veysel adı. O sana aşık olmasa. Vizyon 58 izleyicileri, öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii yine Sayın Gündoğan'ın güzel türküleriyle sizlerle birlikteyiz. Tabii bizi biraz da Sivas'a götürdü Veysel'e de, Allah rahmet eylesin. Kars'tan giriş yaptın. Sivas'tan çıktın. Evet. Sivas'tan da çıktın. Bir nevi potpör oldu yani. Evet. Kısa kısa. Kısa kısa bir. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii bugün yine görmüş olduğunuz gibi bu üçlü sizlerle birlikte genel Sivas'ı değerlendireceğiz. Sivas'ın çevresinde ilçelerimizi değerlendireceğiz. Zara'yı değerlendireceğiz. Tabii aramızdaki çok değerli Hacer Arslan Beyefendi Zara'lı olduğu için biraz daha Zara'yla iyi işliyor, nakış nakış işliyor. Tabii Sayın Hüseyin Gündoğan da Türkiye. Biraz önce Kars ve geldi Sivas. Ben her ikisine çok teşekkür ediyorum. 3 haftadır birlikteyiz. Allah nasip ederse tabii yolumuz, destekçilerimiz izin verirse biz de yolumuza devam eder. Bu üçlüğüne gideriz. Ben öncelikle içinde bulunmuş olduğumuz pandemiden dolayı hakkın rahmetine kavuşan yakınlarıma, çevremizdeki dostlarımıza, özellikle Türkiye'nin Allah rahmet eylesin. Dünyanın bu salgından inşallah dualarımızla kurtarırız diyorum. Çünkü gün geçmesin ki sosyal medyada duyduğumuz konular bizleri, hepimizi üzüyor, sizleri üzdüğü gibi. Ama görevimiz ki biz burada sizlere bu sesimizi duyurmamız için tabii sazımız da oluyor. Bazen tabii gülebiliyoruz. Gülecek durumda değiliz aslında. Gülecek durumda değiliz ama gülmek de yani zor ki gülüyoruz. Çünkü gün içerisinde dostlarımızı kaybedince, yakınlarımızı kaybedince insan etkileniyor. Belki dersiniz ki ya Osman Bey bir programa çıktınız ama gelin tabii ki insanlar bize sorun. Bu programda sizlere bir şey vermek için çıkıyoruz ama inanın ki zor, bazı programlar hiç çekilecek gibi olmuyor. Çünkü çok yakınını kaybettiği zaman insan ondan dolayı da biraz etkilenmiş oluyor. Ben hepinizden şimdiden özür diliyorum. Çünkü niçin derseniz bugün Sayın Gündoğan belki türküleriyle eşlik edecek. Sayın Hacer Arslan da gerek de Sivas'ın çevresinin değerlendirmesini yapacak ama bugün biraz benim nazarımda biraz hüzünlü olmuş oluyor. Çünkü çok yakın dostlarımı kaybettim. Sevdiğim insanlar ondan dolayı. Ben sözü uzatmaksızın sizlere de çok mahzunlandırmadan Allah hepimizin yardımcısı olsun diyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz sokağa çıkma kısıtlaması da birazdan başlayacak. Tabii dost dışarı bulan dostlarımız da ona göre evine gitmeye çalışıyor. Bizler de buradan çıktıktan sonra evlerimize gideceğiz. Bu zaman içerisinde birçok sektörde ekmek yiyen insanların da akşamleyin özellikle bu pandemi dolayısıyla bazı yerlerde kısıtlamada büyük derece etkilenecek bizler gibi. Biz de artık buraya gelmek için iznimizi alacağız. Çıkarken de iznimizle birlikte çıkmış olacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyoruz. Biz buradan dualarımızla, Rabbimin de yardımıyla bu salgından İnşallah en yakın zaman içerisinde kurtarır. Çünkü alan çok daraldı. Alan o kadar daraldı ki Hüseyin abi, Acele abi. Alan çok daraldı. Yani bir başka arkadaşında, bir yakınındaki arkadaşında virüs yok diyemezsin. Sen almış olduğumuz televizyondaki raporlara bakarsan sayısal olaraktan ölümlerimizi ve vakaları anlatıyor ama belki burayı daha henüz keşfedip de evine gelip de test yaptırmamış olan birçok dostumuz var. Onun için biz de buradan tabii evde geçirmek isteyen dostlarımız var. Bunu mümkünse en yakın hastanelerine geçsinler. Evinde hastalık geçmez. İlacını alman lazım. Şimdi Osman Bey kardeşim bağışlayın beni. Estağfurullah. Şimdi siz bunları anlatırken benim aklım biraz başka yerlere kaydı doğrusu. Şimdi bu dünyayı sarsan bir virüs. Haydi bunun canlarımızı alıyor. Haydi 5 ay. Haydi 1 sene. Haydi 2 sene sonra direndik. Sabrettik. Elimizden ne gelirse bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu virüsü gönderdik. Evet. Doğru mu? Evet.
Sesim gelmiyor. Buyur. Evet. Şimdi bu virüs belirli. Dünyanın bildiği bir virüs. Yalnız bu insanların içinde olan aklı fikri virüsleri nasıl biz bertaraf edeceğiz? Yani benim korkum, inan olsun, hep bunun üzerinde. Yani bunu hangi alana yayarsan yay. İster işverene, ister çalışana, ister otobüsçüye, ister minibüsçüye, ister yolcuya. Şimdi kime sorsan herkes şikayetçi. Doğru. Doğru mu abi? Doğru. Minibüsçüye sor, şikayetçi. Otobüsçüye sor, şikayetçi. İşverene sor, şikayetçi. Ya güzel de suçlu kim? Gramdan daha az salgın. Evet abi. Suçlu kim? Yani kimsenin kimseye ne sabrı kalmış, ne itaati kalmış, ne sevgisi kalmış. Ama sözde herkes haşa dersin ki Sultanahmet Camii'nin imamı. Değil mi? Açık ve net söyleyeyim yani böyle doğal konuşayım ben. Evet. Bazen içim yanıyor. Ama iş hakka hukuka gelince hiç kimse orada değil abi. Doğru. Doğru. Veyahut da bazen mesela şu telefonlarda yani darılmasınlar, küsmesinler dostlarımız. Ben çok vakit bilmiyorum da onu da söyleyeyim yani. Bunu biliyorum da değil. Bilmiyorum da bilmek de fazla istemiyorum. Bakıyorum telefonda. Diyorum ki arkadaş senin altyapın var mı? Yani bu bilgiye sahip misin? Bir bakıyorsun abi. Bazen tanıdıklarım oluyor. Tabi isim vermek olmaz burada. Yani haşa ve kella desin ki ya şu Rabbiyesini bir oku desen Sübhaneke'yi okuyamaz. Ama bakıyorsun ayetlerden, hadislerden, ya ben 3 sene Kur'an kursunda okudum, İmam Hatip'te okudum, Sübhaneke okurken kırı kırka yarmaya çalışıyorum, acaba doğru mu okuyorum diye, yani kastine Erzurum'un işi gibi, hani diye. Ama bakıyorum Osman'cığım, herkes alim olmuş abi. Ben geriye tırsıp duruyorum sen abi. Bak, sanatta da böyle yani, sanatsızlık sanat oldu diyor ya abi. Yetiş be hey mülk sahibi, yetiş mülküm berbat oldu. Unutuldu ilk sahibi. Hayat başka hayat oldu. Güneşe çamur atıldı. Ayın ışığı tutuldu. Gerçek sanat unutuldu. Sanatsızlık sanat oldu. Edepsizdi güner oldu. Deşme ben Osman kardeş deşme. Deşmiyorum seni. Evet. Evet ağzına sağlık. Güzel de yine bu şeyin de yine bir şey götürdün. Evet Hacı Ali Bey. Siz de 3 haftadır. Bu hafta 3. haftamız. Tabii, öncelikle herkese saygılar sunuyorum. Bütün izleyicilerimize, hemşehrilerimize. Biz birinci programı yaparken ikinci yapacağımızı düşünmemiştik. Teveccüh üzerine ikinci yapmak durumunda kaldık. Gene aynı şekilde hemşehrilerimizin teşvikiyle şimdi üçüncü program için yine buradayız. Ben buradan evet hep Zara'yı anlatıyorum. Çünkü Zara'da yaşadım. Gençliğim, çocukluğum Zara'da geçti. Oradaki öyle bir tenkit mi alıyorsun Zara'dayım diye? Edindiğim tecrübeler, neyse senin mazharın vakıf olduğum olaylar hayatımın bu zamanki sefahatına hep ışık tutmuştur. O nedenle yapılan eleştirilere saygıyla karşılıyorum. Zerzenişte bulunan hemşerilerime de diyorum ki İstanbul Türkiye'nin aynası. Sivas da İstanbul'un aynası, Zara Sivas'ın aynası. Yani şey, diğer ilçelerdeki hemşerilerimiz mazur görsünler, hoşgörülerine sığınarak meydan burada. Buyursunlar, biz de onları dinleyelim. Her hafta bir ilçe, her hafta ilçeden gelsin bir ilçeden, hay hay saygı duyarız. Zaten sizin programınızın amacı da o değil midir? Evet. Sivas doğru. Değil midir? Doğru. Yani... Hiçbir sen sonla bir... başladın ama Z'yle başladın. Z'yle gidiyorsun. Eyvallah. Hasbel kadar bizi davet ettiniz. Ufuk kardeşimiz sağ olsun. Abi ben programa gidemiyorum. Programa senin çıkman istiyorum dedi. Teşvik etti. Kendi sponsor oldu. Arkasından Metin Cörüt kardeşimiz oldu. Hatta zaten da Metin Cörüt sponsor olduğunda keşke isterdim ki Doğan Şarlı bir kardeşimiz. Doğan Şarlı anlatsaydı.
Hafi'yi anlatsaydı. Yani evet. Ama onun teveccühü de, tercihi de üçünüzün yaptığı program dedi. Üçünüzün olması dedi. Bugünkü sponsorumuz da Adem Yıldırım kardeşimiz. Tekstilci kardeşimiz. Evet, tekstilci. Adampaşa köyünden. Çok ya, değerli Fena bu sponsorlar dost meclisinde olan arkadaşlar. Evet. Yani adı dost meclisinde olan arkadaşlar sırası var yani. Önümüzdeki hafta da sıraya geçmiş arkadaşlar. Ben bundan Hacı Elbe ilgileniyor. Arkadaşlar sıra bu gider bu. 9-10 program gider. İnşallah. Yani hayırlısı. Evet. Evet Hacı Ali Bey. Tabii geçen şimdi... hafta... Buyur. Ben alayım mı? Geçen hafta zarar lisesi mezunlarının başarılarına değinirken orada bir eksikliğim oldu. Beni mazur görsünler. O dönemde ortaokulda ve lisede okuduğum öğretmenlerimiz, hocalarımızın isimlerini sayarken listemde aldığım notlar da vardı. Çok değerli Yüksel Aras hocam ki okul lise müdürlüğümüzü yapmıştır. Rıfat Kaymak hocam. Gene Cazip Karakuş hocam. İsimlerini belki yine hatırlamadığım hocalarımız vardır. Hepsine saygılarımı arz ediyorum. Lütfen mazur görsünler. Eksiklik oldu. Ama hepsinin emeği var. Gene tekrar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hepsinin nezdinde saygıyla kutluyorum. Evet. Bu arada biraz önce nakış nakış işleme derken zarayı nakış nakış işleyen natzatında İsmail Hakkı Acar. He, hocama da buradan selam olsun. Hocam ile Servet Mahiroğulları hocam zarayı anlatan çok güzel Adnan kitapları Mahiroğulları. Vardır. Adnan Mahiroğulları. Adnan Mahiroğulları, özür dilerim. Evet, Adnan Mahiroğulları. Adnan Mahiroğulları hocam. Cumhuriyet Üniversitesi'nde profesör şimdi. Evet. Onların kitaplarını okuyunca zarayı, Sivas'ı çok daha iyi tanımış oluruz. Ama İsmail Hakkı Acar hocamın özellikle Özköylerin özellikle kılık kıyafetinden, şapkasından, çoraptaki çorabın adı varana kadar evet. Evet, hangi manada bekarı, nişanlısı, sözlüsü, evlisi hepsinin çoraplara işlenen veyahut da o yazma dediğimiz başörtüsünde oyalara, o oyadaki desenleri yaşadığını tek anlatıyor. Tek nakış dediğimiz o işlenen, yapılan el örgülerini bizzat anlatan, hakikaten zarayı tanıtan hocalarıma buradan saygılarımı sunuyorum. Evet. Yani onların... Şimdi şöyle Hacer Bey, biraz önce ne dedin? Eskiden bir şey vardı, bir festival manşeti vardı. Festivallere giderken bir şey yaparlardı. İstanbul, Ankara, Bayburt, Zara diye. Böyle yazılar yazılırdı. Zara Festivali'ne giderken yollarda. Şimdi Sayın Arslan da biraz önce bir çağrışım yaptı. İşte Sivas İstanbul'un aynası, Sivas'ın aynası Zara. Öyle deyince aklıma bir şey geldi. Hüseyin abi. Şimdi şeyde Zara'da bir arkadaşım ben aradım. Dedi ki Zara'yı dedi konuşsanız dedi bitiremezsiniz dedi. Yani ben tenkit edecek zannettim. Ya Zara'yı ne çok konuşuyorsunuz diyecek zannettim. Zara'yı ne kadar konuşursa konuşun dedi. Zara'yı bitiremezsiniz. Kendisi İmranlı ama Zara'da okumuş. Dedi ki siz daha dedi Zara'nın dedi Kızılırmağın kenarına inemediyiz dedi. Kızılırmağın kenarına inemediyiz dedi. Böyle deyince tabii şimdi sene yakın ne zaman gittin şeye? Yaz festivalinde oradaydık. Zaten. Yaz festivalinde. Şimdi aynı arkadaşımla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Anadolu'da tek olan birçok inşaat var. Tabii hükümet konağından, hastanesinden vesaire çalışmalarından. Ama ilçeler içerisinde en büyük meydana sahip olan, en büyük meydana sahip olan şu an bir de ilçeler içerisinde değil, Anadolu'da tek olan AVM. Hüseyin abi, yok şimdi bunu söylemeden de geçilmez. Bu da Anadolu'da tek diyorum. Yani şimdi büyük şehir, yani İç Anadolu, birçok ilde de, ilçede de olmayan, Zara'nın ilçelerini geçtim, birçok ilde olmayan bir AVM var. Ve önümüzdeki yıl bunun içine insanlar oturacaklar. Yıldızlı oteller? Ya herkes aynı değil miyiz? Bu şimdi hızlı trenin gelecek, AVM'ne şeyi bırakacaksın, arabanı bırakacaksın, geleceksin İstanbul'a gideceksin.
Yani şu anki kar yağdı, hani diyorsun ya arabama kar yağdı, üstüne çul örtüyüm diye bile bir şey yok. Onun için Hacer abi haklı. Şimdi zarayı ne kadar anlatsa bitmez de. Tabii o buyurduğu gibi yani kanında, canında orada büyümüş, doğmuş, yaşamış. Zaten önemlisi yaşamak, o yaşadıklarını zaten bütün canlanıyor belki de gözünde. Ben aciz diye geliyorum böyle. Nasıl? Ben senin de. Zara Spor'un gecesi, Sivas Spor'un gecesi oldu. Sivas Spor'a yardım olunacaktı, toplanacaktı. Evet. Tabii biz de orada bulunduk. Şimdi 16 ilçesinden doğru konuşmak lazım. 16 ilçesinin yardımı bir tarafa, Zara'nın bir tarafa. Yani şimdi gerçekten Zara bu yönde çok aktif. Ama şu var, yani diğer ilçelerimizin insanları da işte bunları görerekten onlar da yarışsın abi. Yarışsın yani. Yatırımda yarışsın abi, eğitimde yarışsın abi. Eyvallah. Yani ben şimdi Zaralıyım diye ben şimdi diğer 15 ilçe de benim. Ya şimdi Kangallı yaptı da, İmranlı yaptı da, Suşer yaptı, Hafik yaptı, Gölova yaptı da konuşmadık mı? Şimdi Osman'ım ben geçen işte programdan ayrıldık buradan. Bir arkadaş beni arıyor. Ulaşlı. Ulaş ilçesinden. Ya abi dedi, bu Zara'yla Hafif'ten başka ilçesi yok mu Sivas'ın? Ben bütün türkülerimde geçen farkındaysan okudum. Yani Şargıç'ta Ozan Kalesi, Divriğin Minaresi, evet. Kangal'ın ünü bellidir, Serin Altın Yaylası diye başlangıç yaptık. Evet. Şimdi ben her ilçeler içinde türkü yazdım ettim. Ama ben hep şundan tarafım. Kardeşim bir yeri kıskanmayacaksın. Oradan, çalış senin de olsun. O kadar abi. Zara'nın 135 tane köyü var. 135 köyün içerisinde 135 köyde ev yapmakta. Yani İstanbul'da olmayan evleri köylerine yaptılar. O kadar. Çalışan her zaman başımızın üzerindedir abi. Çalışmıyor adam, gitmiyorsun. Çalışacaksın kardeşim. Hafi de böyle, Yıldızeli de öyle. Yani ne bileyim Kangalı da. Yani bunlar buradan örnek alacak. Evet. Anladın mı canım benim? Evet. Onun için Hacer Bey. Şimdi dursun sen de gireceksin. İlçelerimizin ama bilsem bilge edinmiş olsam ortaokulu bitirdiğim sene Şarkışla'da ortaokulu bitirdiğim sene diyorum 71 yılı Şarkışla'yla Pınarbaşı arasında yolun Stebze kullanmasında 3 ay orada şantiyede aşçılık yaptım. Baba mesleği. Bak ortaokulu bitirdim sen. Maşallah sen de abi emek vermediğin yer kalmamış. Kalmadı. Onun için Şarkışla'yı bilirim. Tonusu, Ulaş'ı, Kangal'ı. Yani ilçelerin Yıldızeli'ni, Suşehir'ini, Koylisar'ı. Fakat biz Zara gibi anlatamam. Mümkün değil. Elbette. Yani yoksa ancak internet üzerinden yani nasıl bir tabi onun için, bilmiyorum ama o sensin zaten. Estağfurullah. Onun için diyorum ki hemşehrilerimiz buyursunlar. Hemen ben koltuktan kalkarım. Önümüzdeki hafta var. Buyursunlar. Gelsinler. Kapımız açık. Stüdyo açık. Osman kardeşimle karşılıklı sohbetlerini bekleriz. Biz de onları dinliyoruz. Sponsor olsunlar. Yani geldiler anlattılar da. Ben dedim mi ki? Yani şu. Yani buradan söylüyoruz. Şimdi bunu niye diyoruz Hüseyin abi? Beni şimdi hafta içerisinde birçok dostum aradı. İnanıyorum ki seni de aradı. Tabii Hacer'i Bey'i de aradılar. Şimdi buradaki nokta bu. Zara 16 ilçeyle oluşuyor. Tabii her ilçeden gelip burada sesini duyurabilirler. Eyvallah. Konuyu anlatabilirler, eyvallah. Kültürünü anlatabilirler, tarihini anlatabilirler, felsefesini anlatabilirler. Televizyon bizim. Tabii canım. Tabii televizyon başka bizim. Yok zaten. Başka bir yok. Tane, bir tane uyduda televizyonumuz var. Başka yok şu anda. Biz de o televizyondan Sivaslara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Niye? Sivas'ın televizyonu. Sivas'ın insanları gelsin konuşsun. Tamam ben saygı duyuyorum. Bak söylüyorsun, çalıyorsun, söylüyorsun. Çal söyle. Ona da ihtiyacımız var. Eyvallah. Ama tarihimizi de anlatmaya da ihtiyacımız var. Eyvallah. Bir şekilde bugün konuşmaya da ihtiyacımız var. İşverenimizi de anlatmaya ihtiyacımız var. Tabii şimdi benim tabii. İçim yanıyor. Al bugün daha ben buraya gelirken maç bitti. Ya sesini duyuramazsan şeyini yerlersen hakkını yerler. Yaşa. Sesini duyuramazsan al ver adam penaltıyı gitti. Aynen. Bunlar parayla, bu kulüpler parayla yaşıyor. Neyle yaşayacak bu şeyden? Anadolu'dan gelmiş bir yiğit hem Avrupa'da yarışıyor hem Türkiye'de yarışıyor. Verdi penaltıyı gitti puanı. Ne diyeceksin?
Hayır. Bu televizyonlarda konuşmazsak nerede konuşacağız anlamadım ya. Gide kahvede konuşacak o zaman. Karanlıkta el çırpmaya benzer abi. Şimdi doğru. Her ortamda Sivas göç veriyor diye konuşuluyor. Doğrudur. Yıllardır göç veriyor. Elbette ki. Ancak burada bir şey var. Yani şapkamızı önümüze koymamız lazım. Geçen hafta da değindik. Ahmet Çuvadaroğlu üniversite yaptı dedik. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı 2 yıllık meslek yüksek okulu açıldığında 1400 tane öğrencisi vardı. Maşallah. Şimdi 4 yıllık üniversiteye 200 tane öğrenci var. Allah'ım. Yani bu neden bu? Tercih niye düştü? Harakiri mi yaptık biz? Herkes burada öz eleştiri yapıp şapkasını önüne koyması lazım. Eyvallah. Doğru. Yani buradaki lazım. Eksikliklerimiz neydi? Doğru. Hatalarımız neydi? Üniversite öğrencisinin 2 yıllık meslek yüksek okuluna tercih yaparken 4 yıllık üniversiteye tercih yapmamasının ardındaki gerçekler nelerdir? Havanın soğukluğu mudur? Davranış mıdır? Tutum mudur? Buyurun konuşuyor işte. Yani tabii. bunları burada konuşmazsak da nerede konuşacağız? Tabii. Nerede konuşacağız? Bunun yanı sıra bunun yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerden askeri birlikler taşra illerine taşındı. Hangi illere taşındığı belli. Ancak ben şunu söylüyorum. Nacizane, belki yanlış düşünüyor olabilirim ama bu da benim düşüncem, fikrim. Bir Sivas'a Tugay Tümen niye gitmemiştir? İlçelerimize Zara'ya bir Alay niye gitmemiştir? Şarkışlı'ya, Süşer'ine, Yıldızeli'ne niye gitmemiştir? Bunları niye söylüyorum? Üniversite ve askeri birlikler bacasız fabrikadır. İş istihdamı oluşturmasına vesile değil midir? Elbette ki. Yani burada büyüklerimiz mazur görsünler. Görünen köy kılavuz istemez. Yapılanlar inkar edilemez. Ama bugün Nuri Demir Ağ adına bir organize sanayi kuruluyor. Dün veya evvelsi gündü haberlerde izlediğim oranın altyapısına teşvik ve yatırımların bir an önce hızlandırılarak organize sanayinin faaliyete geçmesinin oradaki insanlara, Sivas'takilere ne kadar fayda sağlayacağını yatırımcı. Ben inanıyorum ki orası bir tercih noktası olacaktır. Yani endüstriye, ekonomiye katkı sağlayacak. Evet. Organize sanayi, yani bugün Bursa'da, ben 12 yıl Bursa'da kaldım. 7 tane organize sanayi bölgesi var. Bir Manisa'da hakeza öyle, Denizli'de hakeza öyle, Antep'te öyle. Gelişmiş illerimiz bu şekilde organize sanayi vasıtasıyla gelişiyor. Evet. Yani burada Sivas'ta niye olmasın? Şimdiye kadar olmadıysa şimdiden sonra niye olmasın? Bugün yüksek hızlı trenin gelişini bile hor görenler, eleştirenler var. Ya en azından biraz önce Osman kardeşimin söylediği gibi arabasını oraya koyacak. Evet, uçak da var. Ama hızlı trenle gelmesi gereken daha ekonomik olacağı için ve zamandan kazanılacağı için birçok ilin ulaşamadığı, yapmasını isteyip de yapılamadığı bir hizmet, bunlar da inkar edilemez yani. Elbette ki. Anadolu'da üretilen mamullerin değil mi yani yurt dışına taşınmasında tabii canım. Demir yoluyla taşınması tabii ki yani, yani bizim denizimiz yok. Niye ordu demir yoluyla bu fevkalade taşınabilecek bir işte imkana sahip? Gemi deresi, ordu tünelleri değil mi oraya giden geldi Samsun mi? Falan hep yani bunların çalışmalarının 40 dakikaya düştü. Evet. Ya bu nasıl görmezden gelinir abi? Şimdi askeri birliklere söylerken malumunuz şimdi erbaşlar maaşlı uzman erbaşlar. Uzman erler çalışıyor. Yani görev alıyor. Bunlar maaşlı olunca ev tutacak, alışveriş yapacak. Birçok market açıldı Sivas'ta. Büyük marketler. Kapanmak zorunda ki Sivas'ın yerlisi, hemşehrilerimizin açtığı marketler kapanmak durumunda kaldı. Yabancı gidiyor. Yani çünkü yok orada evet göç dışarı gidiyor. Ama beri taraftan da yine geçmişe değineceğim. Niye? İlçemde, Zara'da sonbahar mevsim oldu mu? Kasaplar en az 20 tane çemiş dediğimiz
keçi, koyun keserlerdi. Niye? Sonbaharda kıyma kavurmalık yaparlardı biliyorsun. Tenekelere basarlardı. Evet. Kış hazırlığı vardı. Kışın hazırlığı vardı. Evet. Evet. Sivaslı kasaplar, çevre illerdeki kasaplar Sivas pazarından alışveriş yapardı. Yani hayvancılık revaçtaydı. Elbette. Ama yıllar mesela önce... Bizim Hafik'te 16 ilçenin en büyük sözüm ona affıyorum hani mal pazarı dediğimiz evet, yer kurulurdu. Doğru. Şimdi yok. Yok. Evet. Yok. Rüzgarlar esiyor yerinde. Beri taraftan gene hakeza yıllar önce bir keçi ormana zarar veriyor politikasıyla, düşüncesiyle artık kim yaptı malum da hayvancılığı keçi öldürdüler. Evet. Maalesef. Şu anda Sivas'ta özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine önem verilmesi, özen gösterilmesine inanıyorum. Niye? Küçükbaş hayvanlarını takdir edersiniz ki sizler de hayvancılık yaptınız, köylerde yaşadınız. Elbette. Doğru. Yani üretiminde, üremesinde her şeyinde aşağı yukarı vardık yani. İkili, hayır ikiz doğuran, üçüz doğuran evet. Ama büyükbaş hayvanda bu pek olmuyor. Doğru. Ve çok nadir. İstisna. Yani. Ve İstisna. Tercih edilen et koyun çeviş etidir. Doğru. Gene eski kasapların önünde 70'li yıllarda o kadar lokanta olmasına rağmen, tercih edilmesine rağmen kasapların önünde hemen eti aldık, kendin pişir kendin ye hesabı. Çevre ilçelere gelen insanlar bile Avrupa'dan gelmiş, İstanbul'dan gelmiş, İzmir'den gelmiş. Damak oradan yani. Bir et evet. Zara eti yiyelim diyorlardı. Şimdi var mı? Yok mu? Var ama eski yok. Eski o yok. Neden? Yani onun için hayvancılığa önem verilmesi evet. Ne inanıyorum. Yanı sıra bunun yanı sıra ahu dudunu, çileğini, şeftalisini, zerdalisini manavda dahi göremeyen hemşehrilerimiz gittiğimde görüyorum gurur duydum. Bahçesinde ahu dudu yetiştiriyor, zerdali yetiştiriyor. Serada, Sivas'ta, Zara'da bu oluyor. Evet, yani demek Serada, ki yani. Serada domates, salatalık, fasulye, biber yetiştiriyor, karpuz yetiştiriyor. Karpuz İskenderun'dan Adana'da gelecek de millet karpuz yiyecekti. Şimdi Zara karpuzu diye satıyor. Bununla ilgili bir... Çok affedersin aklıma bir şey geldi de benim anneannem can çekişiyor ölecek. Hani zemheraye diyoruz ya kış evet, ortasında. Kış ortası. Son nefesini verecek. İnim inim inliyormuş. Kızılcığa zoal derler bizim zoal orada. Evet. Ne olur bana zoal getirin. Zoal getirin. Zoal getirin. Kış gözü karanlık. Nereden bulsun zoalı? Evet. İşte Abbas bana zoal getirsin o zamanki büyüklerden sevdiği birisine evet. Şey yapıyor. Yani zoal diye yoktu. Yok daha. Yoktu. Şimdi adam ne bileyim seralarda yetiştiriyor. Tabii canım. Her şey var. Her şey depolarda. Yalnızca orada insan olması lazım. Evet. Orada insan olursa gerisi topraktan yetişiyor zaten. Yani Ahmet Ağa'nın salatalık dedim miydi? Herkes evet. Şey yapardı. Bisikletle ya kanlı çayla ya Hamid Ağa çiftliğine gidecektik. Mısır salatalık alacaktık. Fasulye alacaktık getirecektik. Patates. Yani, kanlı çayla evet, patates. Yani onlar getirip satacaklardı veya pazara koyacaklardı. Yine o dönemlerde buğday, arpa mahsulü alan çiftçimiz traktörler, remorklarla bir ucu şimdiki Zara'nın girişinde benzin istasyonunda bir ucu köprü başında olurdu. Zahirecilerle anlaşacak, satacak. Ama şimdi bakıyorsun zahireci köye gidiyor ki buğday var mı buğday alayım diye. Kan yok arabalar. Abi döve bir çer diye bir şey yok. Çıktı. Tarladan gidiyor. Hemen. Kan arabaları mı dizilirdi abi? Kan arabaları. Evet doğru. Katar katar kanlar gider. Alacakaranlıkta yoksul kanı sesleri senin yerine ağlar, benim yerime ağlar. Ağlar yüreğim dağlar. Tam 6 ay yağan kar bembeyaz olur dağlar. Dağlar yüreğim dağlar. Garip analar ağlar. Vur. Öyle mi yapalım? He. Peki. Alo. Vizyon. Vizyon 58 ocağını açanlara ne demeli? Severin gönül bağını açanlara ne demeli? Mehmet Öztürk. Bunu
Kulu yaratmış yaradan, kara kedi çizsin aradan, bu televizyonda ay karadan seçen yere ne demeli? Geçmiş olsun. Üç mübarek insan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol Mehmet kardeşim. Şifalar diliyorum. Allah Mehmet'im de şu anda istirahatta. O da istirahatta. Evet. O da şu anda Şile'de evinde kendi kendine hastanede tedavisini aldı. Şimdi evde istirahathanede. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Dün de kendisinden çok güzel iyi haber aldım. Şimdi sesini duydum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yavrularına sevdiklerine bağışlasın. Bu salgın bitecek inşallah diyorum. Hayırlısıyla. Allah kimsenin başını vermez. Öncelikle hepinize saygı, sevgiyle selamlıyorum. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında izleyen bütün dostlara da aman dikkat etsinler diliyorum. Evet, o mesaj çünkü güzel. Çünkü sadece kutsayla alakalı değil, gerçekten çok ciddi geçiyor. Allah herkese yardım etsin. Amin. Hüseyin abiden gelen türkü sana geliyor. Hüseyin abi er meydan okur benim için canım. Vay canım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sohbetiniz, muhabbetiniz bol olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Öztürk'lü Dost Meclisi'nden kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Osman'cığım, şöyle kısa bir selam gönderelim. Buradan söz verdim. Bizim köy biliyorsun. Zeynel Gündoğan. Yok, ona da selam olsun da. Ben Zeynel abiye selam göndereyim de. Köyümüzde eskiden belki abartısız 40-50 çift böyle güreşçiler vardı bizde. 40-50 çift? Çift diyorum yani. Bu yani güreşen. Güreşen. Yani küçük boydan diyelim. Ağır siklete kadar. Eşleşme, eşleşme. Onların da hocası sizin de bildiğiniz Ahmet Turan Demirçelik Pehlivan. Allah ganiyi gani rahmet eylesin. Ahmet Ayı da hocalık yapmış bir büyüğümüz. Ünlü bir pehlivan. Siz de bilirsiniz Hacer abi. Şimdi bir de ondan sonra benim de eniştem olur. Abdi Aslan Pehlivan. Şu anda köyde bizi dinliyor. Olalım. Kendisinin ellerinden öpüyorum. Saygılar. Yengemizin ellerinden öpüyorum. Saygılar. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Yine senin de kayınçon olur. Torun kuaför Hüseyin kardeşimize buradan selam gönderiyorum. Doğan Şardan Yücel Bey'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Sivas Türkiye'ye değil de hani derler ya dünyaya açılan bir kapıdır. Hacali abi olsun, sen olsun hep Zara'dan falan anlattık. Ama ben türkülerimden Bingöl'den giriş yapacağım ve Erzincan'dan çıkmak istiyorum abi. İyi. Açılsın şöyle bakalım. Açılsın. Türkülerimizde abi. Yavru yavru
anası yamandı. Felek çarkı kötü zamandır ölen, ah bu ne kötü zamandır, düşman evi kötü zamandır ölen, ah bu ne kötü düşman evin yıkıma, ah babadan kaldım yetim oy oy, ah babadan felek evin yıkma mı yo 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 yo, ah anadan kaldım öksüz oy oy oy, ah babadan sabahtan esti de bir kanlı saza, bilmem derdimizi kimlere yaza, felek bize vurmuş kötü bir tuzak, dağlar bana verin verin kardeşim, dağlar bana yerine verin kardeşim. Öyle kardeşim kardeş varsa, öyle kardeş öyle kardeş varsa, yüreğin işlemiş çıkmaz acısı, ciğeren işlemiş çıkmaz acısı.
zurda senin karın erimez, erise de mahar suyun yerimez. Biz ne derler babasızlar büyümez. Dağlar bana geline verin yavrumu, dağlar bana geline verin kardeşi. Öle kardeş öle kardeş bacısı, öle kardeş öle kardeş bacısı. Yüreğin işlemiş çıkmaz acısı, ciğerin işlemiş çıkmaz acısı. Ağzına sağlık kardeşim. Ağzına sağlık Hüseyin abi. Siz sağ olun abi. Vallahi Türkiye'ye gezdirdin bize biraz. Evet, bir tadımlık olsun. Evet, zaten tadımlık. Bingöl'dü, evet. Erzincan'dı. Buradan Bingöl'e de, Erzincan'a da, yurdun her tarafına selam olsun. Orada şimdi kışta başladı. Evet. Kışta başladı artık. Ara kış gelmeden bir ya... Kış başladı mıydı? Gelmedi. Ara kış başladı. Evet. Tabii biz çevrenin içerisinde konuşurken bir de bizim Zara'nın çevresinde türbelerimiz de var. Yani bizim bir şekilde ziyaretlerimiz de var. Bu ziyaretlerin içerisinde de en yakın, Zara'ya en yakın Şeyh Merzuma Hazretleri ve takibinde de Fakı Baba. Evet. Fakı Baba noktasında sizi bir Adam Fakı'ya götüreceğim. Adam Fakı'da Ahmet Hacı var. Ahmet Hacı'da, evet. Adam Fakı'da ufak bir çalışmam oldu. O Fakı, evet, Baba'yla sizi bir değerlendirmiş olayım. Yani Fakı Baba'nın nereden geldiği, ne zaman geldiği, orada nasıl bir yerleşkesi olduğunu güzel bir tanıtım yapmışlardı. O tanıtımı da sevgili yönetmenimiz eğer ki verirse onu da birlikte izlemiş olalım. Telefonumuz var. Evet, Fakı Baba. Fakı Baba yerleşkesinde bir orada sesli olacağı için ben buradan ses vermeyeyim. İsmini köye de veren Adem Fakih Hazretleri'nin köy için önemi büyüktür. Peygamber Efendimizin 8. kuşak torunu diye adlandırılan Adem Fakih Hazretleri, Hoca Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'yu Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak için Horasan'dan gönderilmiş alperenlerden biridir. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerek çekiminde, gerek seslendirmesinde. Aslında ben buradan... Tabii bizim sponsorlarımız Dost Meclisi'nde oluyor da ben buradan bu önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız bu türbeler noktasında çalışmalarımızı yapmamız, bu Sivas'ın her ilçenin kendine göre değerleri var. Elbette. O noktada da ben buradan kendi noktasındaki Sayın Dost Meclisi'ndeki tüm dostlarıma öncelikle selam gönderiyorum. Onların sizinle yapmış olduğu bir çalışmasıyla böyle devam ediyor. Bu türbelerinde birer birer işlenmesi veya bir programda olmasa bile iki programda işlenmesi. Çünkü yani hangi birini anlatsam, nereden baksan 20'ye yakın, evet, yatır var ve türbeler var. Bunların hepsinin gizli saklı kalmaması lazım. Yerli turist diyorsunuz. Geldi miydi insanlar kendini ziyarete gitmiş oluyorlar. Bu da yerli bir turistimiz olmuş oluyor. Geldi mi adetini, ibadetini yapmış oluyor. Şöyle bir şey var. Yani... ziyaretler diye adlandırıyoruz çevremizde. Doğru. Öyle diye adlandırıyoruz. Türbeler bu Allah dostu insanların yattıkları makamları, kabirleri ziyaret ediliyor. Ama orada yatan zat-ı muhterem kimdir? Kitabesinde yazmış. Kimse bilmiyor. Bilmiyor. Kitabesinde kısa özet veriliyor, ön söz gibi. Ve kulaktan dolma bilgilerle ve o
türbeleri ziyaret esnasında yok işte taş sürme, taş tutturma, efendim bağlama falan gibi dinimizde olmayan hurafeler, bidatlar var. Hem bunları bertaraf etmek adına oradaki hemşerilerimizi aydınlatma Köser Ağa'ndan in aşağıya yazısında da hepsinde Ahmet de. Ahmet Hacı köyü dedim. Ahmet Hacı'nın adı zatında orada bir su var. Ben çocuktum. Perşembe günleri akşam o suyun kırmızı aktığı söylenirdi. Gittim halbuki, eyvallah. Gördün mü? O suyun özünde biraz kükürtlü olmasından dolayı toprağın da kırmızı olması hangi saatte gitsem o şekilde. Ama insanlarımız perşembe günü akşam ziyaretin makbul olduğunu düşünerek gittikleri için öyle bir yanlış bilgilendirmeye sahip olmuşlar. Hatta Ahmet Hacı Moğollarla yapılan savaşta oradaki zat-ı muhterebin Moğollara karşı koyup galip gelmesinden dolayı Ahmet Hacı, Hacı Ahmet. Hacı Ahmet. Zat-ı muhterebin. Hacı Ahmet. Evet. Efendim. Oradan kaynaklı veriyor. İsmi oradan geliyor. Ufuk kardeşimin köyü değil mi orası? Doğru. Evet. Ufuk Rufai Şimşen evet. köyü. Evet. Evet. Selam olsun kardeşim. Evet. Eyvallah. Buradan da selam. Tüm dostlarımıza yani, dedik ya. Evet. Şimdi tek tek isimlerini verirsek ayıp olur. Bütün dostlarımıza selam. Destekleyen, desteklemeyen. Zara'nın yakınında Tekke Köyü olarak bilinen yer. Alaaddin Köykubat'la ilgili bir şeyi var. Evet, efendim hikayesi var. Evet. Ama onlara yer verecek olursak zamanımızı bir tanesine daha yetmeyecek. Zamanımızı iyi değerlendirelim. Şimdi evet. Bir konu var. Hemen onu hemen kısaca geçeyim. Hemen geçelim. Kısaca geçeyim. Çünkü burada Zara'da yaşamış insanların örnek aldığımız kişilerin kişiliklerini de sevgilemeden geçersek saygısızlık yapmış oluruz. Katısı altından 2-3 tane hazırlamıştım ama hiç olmazsa bir tanesini anlatayım. Yusuf Ünal diye bir bakkal amcamız vardı. Bu emekli albay Atilla Öncü'nün Hakim Öncü'nün ve maden mühendisi Sami Öncü kardeşimizin dayıları. Buna dükkana gittiğin zaman zeytinyağının tenekesi 1 kiloluk litre 8 lira 10 lira der. Pirinç kaç para? 6 lira 8 lira der. Niye böyle dendiğinde der ki evlat ben bunu bu fiyata aldım. Cüzdü bir kerden bu fiyata satıyorum. Bunu da sonradan aldım. Bunun fiyatı da bu. Yani onun fiyatı bu kadar olmuş deyip de önceki aldığının fiyatını yükseltmezdi. Çok dürüst ve ahlaklı bir esnafımız, saygı duyduğumuz biriydi. Bir şey daha anlatayım onunla ilgili hemen. Bu rahmetlinin Yusuf amcanın 3 tane kızı vardı. Kızı vardı. Hiç erkek çocuğu olmadı. Ancak cenazesinde 200 tane erkek çocuk geldi. Allah Allah. Bakın buradaki şeyi hep birbirlerine Zara'daki çocukların o amcamı, o bakkal amcamı deyip cenazesine iştirak ettiklerinden kaynaklanmıştır. Yani herkesin saygıyla gıpta ettiği, her zaman andığı dürüst, ahlaklı bir esnaf. Esnaflarımızın hepsine saygı duyuyorum. Ama onun o düşüncesi... Fırsatçılık yokmuş abi. Asla. Fırsatçılık yokmuş. Asla yoktu. Ve değerinin üstünde kar oranını da ona göre kor, on üzerinde satmazdı. Evet. Ondan bu kadar ben kar ediyorum. O fiyata aldım ama de daha sonrakinde aynı şekilde herkese... Evet. Evet. Hacer abi son mesajını da alayım. Sözler çok. Ben yine Zara'dan Sivas'a, İstanbul'dan gurbetten Sıla'ya dönüşüm var olduğuna inanıyorum. Yatırımların, vakıflar, dernekler vasıtasıyla ferdi tamam. veya kişisel olarak Zara'yı hiçbir zaman unutmadan ellerinden gelen çabayı sarf eden herkese saygılarımı sunuyorum. Bir üniversite öğrencisi yeğenimiz kuru fasulye yetiştirmiş, telefon ediyor. Diyor ki dayı ben 1,5 ton kuru fasulye yetiştirdim, onu pazarlayın. Evet, bu büyük bize. Bu onur gurur meselesi. Evet. Son mesajı. Evet. Herkese saygılar sunuyorum. Allah herkesin sağlığını, sıhhatini, huzurunu bozmasın. Cümle milletimizi, memleketimizi hastalıklardan, belalardan, felaketlerden muhafaza eylesin inşallah. Hüseyin abi sen de mesajını ver. Sonra türküyle biteceğim. Gönülden amin diyelim. Amin. İnşallah. Gönül sarayımız çok geniş Osmancığım. Saatlerimiz kısa. Evet, saatlerimiz kısa. Gönül sarayımızda saatlerimiz kısa. Bu gönlümüzde herkesin ayrı ayrı yeri var. Bizim kimseyle bir alacağımız, vereceğimiz, dargınlığımız, küskünlüğümüz olmaz.
Biz gönül ehli insanlarız. Ama yeri geldiğinde de doğru nedir, eğri nedir onu da söylemek zorundayız. Hep böyle cilaboya verecek türküler değil. Bugün de biraz Zülfü Ziya'ya dokunalım diyorum Osman'cığım. Son türkümüzle böyle bağlayalım istersen. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, tabii öncelikle bizleri evlerinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Saatler yetmiyor. Sohbet olunca hiç yetmiyor. Biz de istiyoruz ki daha derin bilgilerle, daha derin sohbetlerle sizlere mesaj verelim ama inanın ki programımızın da sonuna geldik. Bizi izleyen, bize ulaşmak isteyen tüm dostlarımıza saygı, sevgiyle iletiyorum. Öncelikle Allah sağlık versin, sıhhat versin. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Benden sonra da yolumuz gurbete düştü programımızda Sayın Ahmet Zabun olacak konuğumuz. Biz öncelikle sağlık, sıhhat diyoruz. Hüseyin abiyle türküyü bitiriyoruz. Kalın sağlıcakla. Çoklarından soy son töre kalmadı, geleneği siliyoruz emanu. Haysiyet edebin yanına gelmedi, sonuç kötü biliyoruz emanu, emanu, emanu. Adaleti gelin ettik el aldı, İnsanlık kendini boşluğa saldı, küçücük bebeler hamile kaldı, utanmaktan ölüyoruz emmoğlu, 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 emmoğlu. İffet elden gitmiş oba perişan, şeref kendin asmış çaba perişan. Analar feryatsa baba perişan, ensemizden soluyoruz emmoğlu, emmoğlu, emmoğlu. Gençlik gittin elimizden kaptılar, kimisini travesti yaptılar, Ramazan Şaban'ı film yaptılar, seyredip gülüyoruz emmoğlu, 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 emmoğlu. Çokları kültürünü yitirdi, bir yel esti hepsini aldı götürdü. Gaflet başımıza bela getirdi, nefsimizden buluyoruz emmoğlu, emmoğlu, emmoğlu. Lafa gelir ki yumurta soyarız, korkumuzdan her ortama uyarız, söz verir de sözümüzden cayarız, uçuruma gidiyoruz emmoğlu, emmoğlu, emmoğlu. Bir meçhule gidiyoruz emmoğlu.